Hanımlar beyler yepyeni bir TCG Pocket videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir sızıntı, bir söylenti söz konusu. Pokemon TCG Pocket'a dereceli sistemin geleceği söyleniyor Hüseyin arkadaşlar. Ki ben bunun çok mantıklı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ki hala hazırda şu ana devam eden Apex etkinliği var. Ki bu etkinlik bence işte ne kadar çok win alırsanız o kadar kendinize amblem ekleyebileceğiniz bir etkinlik. Bir dereceli sistem ve ön hazırlığı söz konusu bence bu etkinliklere beraber. Hala hazırda bu etkinliğin ikincisi de yayınlanacak ona da geleceğim. Ama öncelikle bir şu dereceli sistemi bir konuşalım. Şimdi Pokemon TCG Pocket çok fazla bir sayı indirme aldı. 30 milyon küsür indirme aldı oyun. E haliyle oyun şu an oldukça şişik bir vaziyette. İşte artık insanlar arasında level farkları var. Zaten TCG Live'dan gelen insanlar var. Ya bu oyun neymiş diye Pokemon'u indirip oynayan insanlar var. Ondan dolayı hali hazırda işte Pokemon Live oynayan insanlar şu anda tekrardan sıfırdan başlayan bir adamın karşı karşıya gelmesi yeni başlayan oyuncular için aslında sıkıntılı bir durum. Çünkü gerçekten oyundan soğutabilecek şekilde oynayanlar var oyunu. ve bundan dolayı oyunda yeni başladı için zaten oyuncular arasında aman aman çok büyük bir level farkları yok. Ki artık bu gitgide açılacak. Level farkları oldukça büyümeye başlayacak. Tamam elbet bir altyapı sistemi olacaktır. İşte level'ınız ne kadar yüksekse o level'a yakılı bir insanlarla oynayabileceksinizdir. Ama şu yönden de bakın. Belki adam sadece solo etkinlikleri, solo eventleri, solo challenge'ları yapıyordur. Veya gelen etkinlikleri yapıyordur. E, o şekilde zaten seviyesini yüksek tutabilir. E, çok da kompetitif oynayan bir adam da karşısına yüksek seviyeli birisi gelirse. Zaten sadece solo challenge yapan bir adam karşısında sıkıntı yaşamaz. Yani solo challenge oynayan birisi bu durumda ezilmiş olacak. E haliyle solo challenge yapan adam zaten ya ben pvp girmem bu herifler hayvan gibi oynuyor deyip pvp'den kendini uzak tutup sadece pva'ya yönelecek. E tabi bu da bir nebze olsun sıkıntı yaratacak. E tabi bu şey demek değil. Hani adamın yaptığı yanlış demek bir şey değil. Aslen öyle bir şey söylemiyorum. Ancak level sistemi burada sıkıntıya giriyor. İşte ondan dolayı ben şu anda dereceli sistemin gelmesini doğru buluyorum. Bu demek değil ki işte dereceli sistemi şu zaman şu zaman çok yakında geliyor. Bence biraz daha senesi var. 2024 yılında ben bunu göreceğimizi beklemiyorum açıkçası. Ya bana soracak olursanız çok erken olabilir 2024 yılı. Bir önceki videoda bahsetmiştim oyuna yeni kartlar ekleneceğini söylemiştim. Bence yeni kartların eklenmesinden sonra biraz da metanın güncellemesinden sonra ben bu dereceli sistemin geleceğini düşünüyorum. Zaten o sıralarda insanların artık kompetitif oynayıp veya normal oynadığı da kendi içerisinde vereceği bir savaş sonucu belli olacak. E ondan dolayı ondan sonra oyunun içerisine zaten dereceli sistemi koymak oldukça mantıklı gelecektir bana. Herkes kendi liginde bir birbirleriyle kapışacak ve bu oldukça mantıklı olacak. Zaten olması da gereken buydu dostlar. Ya çünkü level'ınız çok iyi olup da hani çok da iyi oynamıyor da olabilirsiniz. E tabi çok yüksek level'a geldiğinizde hani oyunun ana mantığını kavruyor da olabilirsiniz. Ancak hani metayı takip etmeme durumunuz olabilir. Bazı şeylerde sıkıntı yaşayabilirsiniz deck dizmede vesaire. E haliyle bunu kompetitif oynayan bir adam kendini daha da geliştirmek istediği için karşısında böyle bir rakip görmek istemez. Ve üst sıraları zorlamak ister. Kompetitif oynayan insanlar genelde bir dereceli sistemin olmasını ister. Çünkü kendilerinin en tepede yer almasını isterler. E haliyle şu anda sadece PvP oynanışın onları şu anda çok fazla oyuna çektiğini ben düşünmüyorum. Çünkü kendisini zorlayacak, kendisinin bir üst kademeye itecek bir rakip isterler her daim PvP kompetitif oyuncuları. E haliyle abi biz de onlarla kapışmak istemediğimiz için, şahsen ben istemiyorum, onlar kendi liglerine çekilebilirler abi. Biz sakince oyunumuzu zevkine oynayabiliriz. Peki siz dereceli konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben oldukça başarılı ve mantıklı buluyorum. Siz de yorumlarda belirtirseniz öncelikle sevinirim. Şimdi gelelim ikinci etkinliğimize bir etkinlik daha söz konusu az önce bahsetmiştim. Apex amblem etkinliğinin ikincisi gelecek sayın arkadaşlar. Mini set A1 ağının piyasaya sürülmesi doğası gereği bu gelecek amblem etkinliğinin ikisi olması bekleniyor açıkçası. Ve bunun sonucunda aslında toplam bir sayıda beklemiyorlar bir önceki etkinlik olduğu gibi. Yani şöyle hani şu kadar şu kadar win alın şu kadar amblem olacağı söylenmiyormuş aslında. Burada gereken şey bir sayı değil de bir galibiyet serisiymiş. Yani sen şu kadar win aldın al sana amblem değil gerçekten bir galibiyet serisinin sürekliliği baz alınacakmış. Ondan dolayı bu ikinci partta çok daha farklı bir etkinlik izleyeceğiz. Ki güzel yani aynısının olmasını ben de istemem açıkçası. Çünkü sürekli galibiyet aldık amblem. Galibiyet aldık amblem değil. Bu amblemleri almak için bir galibiyet serisi yapmamız gerekiyor ki bu da çok daha farklı bir challenge'a yol açıyor. Ya farklılık iyidir abi. Biz her zaman bunu söyleriz. Her zaman bunu konuşuruz. Ondan dolayı ben bu yayınlanan şu anda sızan durumdan memnunum. Yani Apex 2 amblem etkinliğini destekliyorum bu konu hakkında. Etkinliğin başlangıcı 9 Aralık 2024'te olacak. Bitişi ise 16 Aralık 2024. 4'te olacak. Gördüğünüz gibi çok uzun bir etkinlik değil ki zaten A1A'nın mini setinin çıkışıyla da beraber aslında kısa süreceği söyleniyordu. Evet dereceli sistemin düşüncelerimin ve Apex 2 etkinliğinin aslında videosu bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok değerli çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.